Bu videoda istatistiksel değerlerin kısaltmalarını nasıl rapor edebileceğinizden bahsedeceğim. Bu kısaltmaları hem Türkçe hem de İngilizce olarak göstereceğim. Öncelikle basit kısaltmalardan, basit istatistiksel değerlerden başlayalım. Şimdi en başta bir analiz yaptığımız zaman değerlerimizin ortalamasını, standart sapmasını ve analizde kullandığımız örneklemin sayısını rapor ederiz. Bunları Türkçe'de rapor ederken şu şekilde rapor ediyoruz. Ortalamayı mesela ort olarak rapor ediyoruz. İtalik olacak ve sonunda bir tane nokta oluyor. İngilizce rapor ederken de İngilizcesi mean ve sadece büyük M harfi ile rapor ediyoruz. Standart sapma ise S harfi ile rapor ediliyor. Yine italik ve büyük bir harf. Şimdi düzeltelim. İngilizcesi ise standard deviation. Ve o da SD, büyük SD harfleriyle rapor ediliyor. Yani biraz daha örneklemi genişletirsek, genişletmek gerekirse orta yazdıktan sonra eşittir işareti koyup ortalamamız artık kaçsa 2,5 diyelim yazıyoruz. Burada da yine aynı şekilde 2,5 yazıyoruz. SDD'de de standart sapmada da .78 gibi şu şekilde yazabilirsiniz. En son olaraksa kişi sayısından bunu nasıl rapor edebileceğinizi göstereceğim şimdi. Türkçe'de ve İngilizce'de aynı şekilde rapor ediliyor. N harfi ile. Burası da number diyebiliriz. Aslında number'ın kısaltılmışı. Büyük N harfi ile rapor ediliyor. Ardından bir eşittir işareti ve buraya kişi sayısını giriyoruz. Tabi bunlar italik değil. Bu da italik olmuş olabilir. Evet, bu da Türkçe'ye de aynı şekilde bu şekilde rapor ediliyor. Şimdi bütün analizlerde rapor etmemiz gereken significant değerinden yani p değerinden bahsedelim. P-value bütün analizlerde analizlerin anlamlı olup olmadığını belirtmek için kullanılan bir değer. Bunu rapor ederken de bazı kritik yerler var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle bunda Türkçe ve İngilizce'de bir ayrım yok. İkisinde de P eşittir şeklinde italik ve küçük P rapor ediliyor. Ya da P küçüktür şeklinde de rapor edebiliyorsunuz. Şimdi analiz üzerinden göstermek gerekirse mesela buradaki bir korelasyon analizinin P'sini nasıl rapor edeceksiniz? Sig.toTailed yazan yer bu analizin significance değerini gösteriyor. Anlamlılık değerini. Bu analizde .044 çıkmış. Yani eğer eşittirli rapor etmek isterseniz eşittir .04 olarak rapor edebilirsiniz. Ancak küçüktür olarak rapor etmek isterseniz .05 olarak rapor etmelisiniz. Yani 0,5'ten küçük. Buraya .04 zaten yazamayız. 0,4'ten küçük değil. 0,4 ve üzerinde bir rakam. Neden 0,5'ti? Onun da nedeni şu. P-value rapor ederken, P değeri rapor ederken belli cutoff noktaları var. Bunlar .05 ve .01 ve .001. Eğer bizim pi değerimiz .05 ve 0,1 aralığındaysa .05'ten küçüktür şeklinde. .01 ve .001 aralığındaysa .01'den küçüktür şeklinde. .01'den de küçükse o zaman küçüktür .001 şeklinde rapor edebiliriz. Yine örneğimizden yola çıkarsak
Burada gördüğünüz gibi var 1 ile var 2 arasındaki ilişki .000. Yani bu aslında küçüktür .001 anlamına geliyor. Çünkü SPSS bunu o bayağı bir iyi bir ilişki olduğu için anlamlı. Orada bile gözükmüyor, burada gözükmüyor. Büyük ihtimal hiçbiri gözükmeyecektir ama normalde yani şurada da birkaç tane rakam oluyor. Yani SPSS buradaki rakamları yani son en baştaki 3 rakamı yazdığı için şuradaki rakamları eklemiyor. O yüzden .000 yani pi değeri eşitmiş gibi gözüküyor. Aslında bu tabi küçüktür .001 olarak rapor edilmesi gerekiyor. Yani şu şekilde. Yani burada tekrar göstermek gerekirse pi küçüktür .001. Yani pi eşittir .000 diye bir de rapor edilme yapılamaz. Çünkü pi hiçbir zaman sıfıra zaten eşit olamaz. Analiz sonuçlarınızda size böyle bir bilgi gözükmüş olabilir. Ancak o dediğim gibi sayılar aslında arkada devam ediyor. Ama mesela şöyle bir pi değeri varken SPSS gibi bir program ilk 3 rakamı gösterdiği için sanki 0'a eşitmiş gibi, 0'a eşitmiş gibi gözüküyor ama öyle bir şey tabii ki teorik olarak mümkün olmadığı için şöyle bir rapor etme yapılamaz. Şu şekilde bir rapor etme yapılamaz. Bu yanlış yani. Doğrusu böyle bir sonuç olduğu zaman doğru rapor etme şekli bu. Tabii ki pi'yi de italik yapmayı unutmuyoruz. Şimdi bazı analiz sonuçlarını komple nasıl rapor edebileceğinizi göstereceğim. Burada Türkçe ve İngilizce farkı olmadığı için ayrı ayrı göstermeyeceğiz. Mesela az önce açmıştık zaten. Korelasyon analizinden başlayalım. Korelasyon analizini rapor ederken Pearson korelasyon değeri, significance değeri ve n yani kişi sayısını rapor edebiliriz. Kişi sayısını rapor etmek zorunda değilsiniz. Rapor edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. O size kalmış. Ama tam bir rapor, daha en doğru rapor etme şekli kişi sayısıyla beraber rapor etmedir. Şimdi bunu tablomuzda gösterelim. Önce R yani Pearson korelasyon değerini yazıyoruz. Bu parantez içine de kişi sayısını yazacağız. Önce bir taslağımızı oluşturalım. Ardından SPSS output'undan değerleri alacağız. Virgül koyduktan sonra P değerini yazıp tekrar eşittir ya da küçüktür. İkisinden birini yazıyoruz. Yine P ve R'yi italik yapıyoruz. Şimdi tablomuzdan değerleri alıp buraya yazalım. Şimdi kişi sayısı 292 idi şurası. Parantez içine 292 yazıyoruz. Yani eşittirden sonra ise Pearson korelasyon değerini yazacağız. %118 yani %12 diyebiliriz. 8'i sola doğru getirip 5 ve üzerindeki sayıları sola doğru getirip soldaki sayıyı bir arttırabiliyoruz. Buraya %12 yazalım. P değeri ise %04. Bu eşittir ile yazarsak bunu eşittir %04 yazabiliriz ya da P küçüktür %05 yazabiliriz. Çünkü neden? Daha önce dediğim gibi 0,5, 0,1 ve 0,0,1 cutoff'lar. Yani küçüktür yazacaksak P'yi küçüktür ile ifade edeceksek bu üçünden birini kullanabiliriz. Yani P.045'ten küçüktür diye bir ifade kabul edilmiyor. Tabii ki bunlar manalı şeyler ama şu an kabul edilme anlamında kabul edilmediği için tabii ki kabul edilmemesinin arkasında da bazı nedenler var. 0,5, 0,1 ve .001'i kullanıyorsunuz. Şimdi t-test analizinin sonucunu nasıl yazabileceğinizi göstereyim. Yine daha önce yaptığım buradaki bir analiz var. Independent Samples bağımsız örneklemler t-testinin analizi. Burada da mesela şu sonucu rapor edelim. Yine korelasyon analizinin rapor edilmesine benzer şekilde T yazıp yine parantez açıp parantez içine yine kişi sayısını yazacağız. Virgül koyup ardından yine P yazıp eşittir veya küçüktür. Hangisini isterseniz genelde küçüktür kullanılıyor. O yüzden biz şimdi mesela küçüktürü en başta kullanalım.
Şimdi output'umuza geri dönelim ve oradaki değerleri yazalım. Burada degrees of freedom'ı kullanacağız. Parantez içinde bu sefer. Var 4 cinsiyetlerin var 4 üzerindeki farklarını burada ben test etmiştim. Degrees of freedom 291. Parantez içine 291 yazıyoruz. Eşittirden sonra ise t değerini, şuradaki t değerini yazıyoruz. Çünkü varyans iki grubun kadın ve erkeğin varyansları birbirine eşit olarak varsayılmış. O yüzden şuradaki t değerini yazıyoruz. T eksi 4.94. T eksi 4.94. P değeri ise gördüğünüz gibi yine 0.00'a yani 0'a eşit gözüküyor. Bu tabii ki 0'a eşit anlamına gelmiyor. Çok düşük bir rakam olduğu için ilk 3 sayısını yazdığı için öyle yazılıyor. Dediğim gibi öyle bir durumda da P küçüktür. .001 şeklinde yazıyoruz. Tabii en sonunda P'yi ve T'yi yine italik yapıyoruz. Evet, tutması biraz zor. Evet, bu şekilde yapıp T testimizi de rapor edebiliriz. Şimdi ise ANOVA'dan bahsedeceğim. ANOVA'yı nasıl rapor edebileceğinizden. Yine ben burada bir ANOVA analizi yaptım. ANOVA'yı rapor ederken yine benzer şekilde bu sefer F yani ANOVA'nın F değeri var. Onu yazıyoruz. Yine parantez açıyoruz. Yine eşittir koyuyoruz. Yine virgül ve yine P değerini burada rapor ediyoruz. Şimdiden P değerini yine küçüktür yapalım. P değerini şimdiden italik yapalım. F'yi de italik yapalım. F bu arada büyük. Ardından bu sefer parantez içinde farklı olarak bir rakam değil iki rakam yazıyoruz. Şurada cinsiyet bizim bağımsız değişkenimiz olduğu için onun degrees of freedom'ını yani bir alıyoruz. Bir virgül boşluk. Bu sefer error'ın degrees of freedom'ını alıyoruz. Yine 291. 291 yazıp eşittirden sonra f değerini yazacağız. Burada cinsiyetin hizasındaki f değeri 35,29. Onu yazıyoruz. 35,29. Ve p değerinde ise yine gördüğünüz gibi 0,00 yani küçüktür 0,01 diyoruz. Nokta. P küçüktür. Nokta. 0,01. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinize teşekkürler.